çalışmanın amacı, yeniceyi tanıma şansına erişememiş insanlara ulaşmak, saklı cenneti ortaya çıkarmaktır. Karabük'ten Yenice'ye demir yoluyla gitmek isterseniz 35 kilometrelik demir yolu 45 dakikalık bir zamanınız alacaktır. Tercih ederseniz 16 tünelden geçerek 33 kilometrelik karayoluyla yaklaşık 30 dakikada Karabük'ten Yenice'ye ulaşabilirsiniz. Yenice ilçesinin Zonguldak iline uzaklığı 70 kilometre, Ankara'ya 253 kilometre, İstanbul'a ise 418 kilometre mesafededir. Yenice'nin genel nüfusu 9.900 olup bir beldesi, bu beldenin 6 mahallesi, 32 köyü ve merkeze bağlı 12 mahallesi bulunmaktadır. Yenice ilçesine saklı cennet desek daha doğru olur. Yeşilin bağrında, yeşilin her tonunun saklı olduğu, eşine ender rastlanabilecek doğal güzellikleriyle gezip görenleri büyüleyen şirin mi şirin bir ilçe Yenice. Yenice'de olmak, yıllandıkça güzelleşen bir sevda gibi huzur vericidir. Gelenekselle modernliğin uyum içinde var olduğu sakin atmosferiyle ruhunuzu dinlendirir. Güler yüzlü, cana yakın, toprakla yoğrulmuş çalışkan insanlarıyla şirin mi şirin ilçe Yenice. Yenice, Zonguldak iline bağlı bir bucak iken 1988 yılında ilçe statüsüne kavuştu. 1995 yılında Karabük'ün il olmasıyla Karabük'e bağlı bir ilçe olan Yenice'nin batısında Zonguldak'ın Devrek ilçesi, doğusunda Karabük, kuzeyinde Bartın, güneyinde Bolu iline bağlı Mengen ilçesi bulunmaktadır. Batı Karadeniz bölgesinde olması sebebiyle genellikle yağışlı geçen Yenice'de yazlar sıcak, kışlar ise soğuktur. Arazinin sert ve taşlı olmasından dolayı ziraat alanı çok az olup mevcut nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Dağlar Kuzey Anadolu sahillerine paralel olarak batıdan doğuya uzanır. Türkiye'de yaşadığına dahi inanmakta zorluk çektiğimiz yabani hayvanları bu ormanlarda gözünüzle görebilirsiniz. 6 hektarlık bir alanda 25 çeşit boylu ağacın doğal olarak yetiştiği, uzmanları dahi hayrete düşüren bir alanı içinde barındırsa.
Ana ırmak Yenice ırmağı olup, ırmağa dökülen 7 müstakil dere bulunmaktadır. Demek orman demek. Yenice demek tabiat demek. Ama öyle bir orman düşününüz ki 30 kilometre çapında bir alanda tek bir yerleşim, köy, mezra veya ev olmasın. Ekonomik yönden kendine yeter durumda olan ilçede özellikle sandalyecilik son yıllarda büyük gelişme göstermektedir. Bugün 8 iş yerinde sandalye üretimi yapılmakta, üretilen ağaç sandalyeler ilçe dışına ve turistik merkezlere pazarlanmaktadır. Ayrıca sanayi, nakliyecilik, işçi ve memur ücretleri ile bu iş kollarının emeklileri ve Almanya'ya işçi olarak gidip çalışan Yeniceliler gelir kollarını oluşturmaktadırlar. İlçede irili ufaklı 10 adet kereste fabrikası vardır. Ormancılığın yanı sıra arıcılığın gelişmesi için her yıl kurslar düzenlenmektedir. İlçemizde tamamen organik olarak elde edilen orman gülü balı doğal koşullarda kendine özgü aroması ile çok özgün bir baldır. Çok uzun süreden beri tedavi edici ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Balın bileşim maddelerince zengin oluşu nedeniyle özellikle sağlıklı yaşamda önde gelen gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Balın difteri, boğmaca, verem, ülser, bazı cilt ve sinir sistemi hastalıkları gibi 500'e yakın hastalığın tedavisinde olumlu etkileri saptanmıştır. Yararları nedeniyle balın her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Yenice'de hayvancılık yeterince gelişmemiştir. İlçenin otlak meralarının sınırlı olması, devlet demir yollarında
Zonguldak taş kömürü ocaklarında, Karabük ve Karadeniz Ereğli Demirçelik Fabrikası gibi kuruluşlarda ve yurt dışında yöre insanının işçi olarak çalışması, hayvancılığın gelişememesinin sebepleri arasındadır. Babadan oğula geçen kaşıkçılık ustalığı, yörenin önde gelen el sanatlarındandır. Şimşir ağacından yapılan tahta kaşıklar, Yenice ve çevre pazarında sergilenirken, günümüzde de aksesuar malzemesi olarak alıcı bulmaktadır. Gerek yemeklerde, gerekse halk oyunlarımızda sıkça kullandığımız tahta kaşık, sert ve dayanıklı bir ağaç olan şimşir ağacının yaş ve budaksız halinden yapılır. Kaşık yapımı çalışmalarına ilk olarak keserle başlanıyor. Azılı kaşık keseri, ızıları yani kenarları dışa doğru açık olan keser bir tek bu işte kullanılıyor. Kaşığın yüz pergeli ve sapını düzeltmek için kaşık bıçağından yararlanılır. İçinin bozukluklarını düzeltmek içinse iç kazıyanı kullanılan aletler arasında yer alır. Yenice ekonomisine katkıda bulunan diğer bir destek de bastonculuktur. Her ne kadar bastonculuk denildiğinde komşu ilçe Devrek akla gelse de, Ibrıcak köyünde üretilen bastonlar, hediyelik eşya olarak yurt içi ve yurt dışında alıcı bulmaktadır. Ben Gürdane Düzgün, Yenice Merkez Mahallede oturmaktayım. Böyle bir projede öne çıkmayı isteyerek böyle bir yola baş koydum. Sabunumuzu meyve çeşitleri haline getirerek normal sabunu renklendirip sepete dizayna ederek satışa sunuyorum. Yapılışına gelince
normal sabunumuzu rendeleyip sonra hamur haline getirerek ona şekil verip, örneğin elimdeki yapmakta olduğum bir armudu model olarak size gösterebilirim. İşte taban kısımlarında karanfilin tohumu alınıp çiçek olarak Yenice ormanları, Yenice içinde başka bir Yenice'dir desek abartmış olmayız. Yenice ormanları öyle bildiğimiz sıradan ormanlara benzemez. Yenice ormanları içerisinde çitleri işletme şefliği sınırlarında 738,5 hektarlık alan, Kavaklı işletme şefliği sınırlarında ise 334 hektar alan, toplam 1072,5 hektar alanlık tabiatı koruma alanı vardır. Kavaklı işletme şefliği sınırları içerisinde 4 hektarlık bir alan arboretum, yani açık hava müzesi olarak ayrılıp tescil edilmiştir. Bu alanda 18 tür ağaç ve ağaççık bulunmaktadır. Ormanlarında tropik bölgeler dışında dünyada pek az ormanda bulunan ağaç türüne rastlamanız mümkündür. Dünya Ormancılık Örgütü'nün dünya üzerinde belirlediği korunması gereken alanlar içinde 100 adet sıcak noktadan 9 adeti Türkiye'de bulunmakta ve bu 9 adet mutlak korunma sahasından birisini de Yenice Ormanları teşkil etmektedir. Ormanların üst katını oluşturan 6 ana ağaç türü, ara ve alt tabakada karışıma giren 30 önemli ağaç ve çalış çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca dere boylarında, güneye bakan kuraç yamaçlarda, yol ve hendek kenarlarında, rutubetli ve gölgeli yerlerde de 16 ağaç ve çalı türü bunlara eşlik etmektedir. Yenice ormanları gerçekten bir ağaç müzesidir. Uludağ göknarı, Doğu kayını, sarıçam, karaçam, cami yanı karaçamı gibi ağaç türlerinin yanı sıra kızılçam, ıstıranca meşesi, girjinya meşesi, ispir meşesi, mazı meşesi, sapsız meşe, titrek kabak,
kara kabak, dal kara ağacı, gürgen, doğu çınarı, kızıl ağaç, diş budak, porsuk, Türk fındığı, kayacık, yabani kiraz, gümüşü ıhlamur, adi ıhlamur, kuş üvezi, yalancı çınar, yapraklı ak ağaç, çınar yapraklı ak ağaç, kayın gövdeli ak ağaç, keçi söğüdü, şimşir, kızılcık, ahlat, koca yemiş, pontus defnesi, akça kesme, kurt bağrı, jasminon, ağaç türlerine rastlamamız mümkündür. Dahilinde Göktepe ve Fındıkaltı olmak üzere orman içi dinlenme yeri mevcuttur. Bu dinlenme yerleri tabii güzelliklerinin yanı sıra adeta bir oksijen deposudur. Ağaçlardan bazılarının olağanüstü çap ve boya ulaşan örnekleri ve zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip oluşuyla eşsiz bir ekosistem özelliği göstermektedir. Bu ekosistem içerisinde ise tipik, nadir ve tehlikeye maruz birçok bitki ve hayvan türü barınmaktadır. Anıt ağaçlara sahip Yenice ormanlarında Kavaklı bölgesinde bulunan anıt ağaçlardan olan porsuk ağacının çapı 2 metre 24 santim, çevresi 7 metre, boyu 24 metredir. Türk fındığının çapı 90 santim, çevresi 2 metre 80 santim, boyu ise 23 metredir. Çınar yapraklı ak ağaç, sapsız meşe, kayın gövdeli ak ağaç, adi ıhlamur, anıt ağaç türlerinden sadece birkaçıdır. Oh, 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 oh
Yabancı ormanlarında geyik, karaca, yaban kedisi, başak, porsuk, kurt, tilki, çakal, yaban domuzu, küçük atmaca ve ayı gibi vahşi hayvanlar yaşamaktadır. Ayrıca orman derelerinde kırmızı benekli tabi alabalık bulunmaktadır. Yapmaya da uygundur. Ayrıca ormanlardaki bazı alanlar trekking ve dağ bisikleti parkurlarıdır. Yenice ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Şimşirdere İşletme Şefliği dahilindeki Şeker Kanyon çıkışındaki kayalıklar dağ tırmanışına uygun alanlardır. Aynı zamanda bu kanyon kanyonik parkurudur. Yenice Karabük yolu üzerinde bulunan Karakaya İşletme Şefliği dahilinde Suçatı mevkiindeki taş ocağı kayalıkları dağ tırmanışına uygun alanlardandır. Yeşilin zevkini çıkarmak, ormanda olmanın, coşmanın en güzel yolu şüphesiz bu güzelliği fotoğraflamaktır. Aylarında giderseniz Yenice ormanlarında tabiattaki her rengi görüntüleyebilirsiniz. Yenice'de sonbahar renk cümbüşüyle bir başka yaşanır. Doğanın her rengini bulabilirsiniz burada. Kızılı, sarıyı, yeşili, moru, kül rengini, kahverenginin her tonunu daha önce böyle bir arada görmüş müydünüz?
dallarına veda ederken yapraklar adeta bir yağlı boya tablosunda canlanıverir. İrili ufaklı birbirine yaslanmış dağlar bir başka hava ve başka bir güzellik katıyor bu güzelliklere. Dökülen yaprakların sessizliği, güz aydınlığı, birbirlerinin gövdesinde uzayıp giden ağaçların dinginliği çepeçevre kuşatır öğle saatlerini. Yenice'ye kat kat güzellik katan ormanlarını gördüğünüzde eşsiz bir tabiat harikası bölgesini bir kez daha keşfedersiniz. Çevirdiğimizde ilçe köylerine antik bir hava yaratan ağaç evler karşımıza çıkıyor. Ahşap hatıllara işlenmiş çentiklerden yaklaşık 200 yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Balta dışında el hızarı, burgu, el rendesi aletleri kullanılarak taş temel üzerine oturtulan ahşap evler
iki ya da üç kattan ibarettir. Hatıllara işlenmiş çentikler de ince bir matematiksel hesaplama yapıldığı ve geometrinin ağaç mimaride kullanıldığı görülmektedir. Yenice köylerinin kalbi olan bu ağaç evleri gördüğünüzde burada yıllarca yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Tertemiz tabiat kokularının içinde, şehir gürültüsünden uzak bu evlerde ayrı bir mistik güzellik yaşar. Geçmişin ayak izlerini taşıyan ağaç evlerin bulunduğu köylerde blok çantı usulüyle bir, iki veya üç katlı olarak meşe, kayın ve çam ağaçlarından yapılmış asırlık evleri ve ormanın içinde bulunan günümüzdeki modern yapı tarzıyla yapılan bu evlerle yepyeni bir yaşam hayal etmekten başka kışkırtıcı ne olabilir ki? En çok fotoğrafı çekilen yerlerin başında gelen ağaç evler, yemyeşil yamaçlara sırtını dayayan rengarenk haliyle bir ressamın fırçasından çıkmış kadar güzel. Beldemiz Yenice'ye 17 kilometre mesafede 5000 dolaylarında nüfusu olan şirin bir yerleşim yeridir. İlçede her Temmuz ayının ilk hafta sonu Yortan Pazarı kültür şenlikleri düzenlenir. Şenliklerin üçüncüsü 7-8 Temmuz 2007 tarihlerinde kutlanmıştır. Yortan Pazarı beldesinin Türkiye'ye tanıtımı için organize edilen şenliklerde yöresel yiyeceklerin tanıtımı, hayvancılığı teşvik amaçlı etkinliklerle yarışmalar tertiplenmektedir. Tomruk kesme, en ağır yumurta, en güzel inek, en besili boğa, amatör ses yarışması gibi yarışmalar düzenlenmektedir. İlk defa düzenlenen off-road yarışının büyük ilgi gördüğünü hatırlatmadan geçmek olmaz. İki gün süren Yortan Pazarı şenlikleri off-road gösterileriyle son bulmuştur. Bir diğer şenlik de Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleridir. İlçenin adının duyurulması için Kültür Bakanlığı, Yenice Kaymakamlığı'nın destekleriyle Yenice Belediyesi tarafından organize edilen Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleri 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır.
Birinci gün etkinlikleri havai fişek gösterileri ile son buldu. İkinci gün kickboks gösterileri ile etkinlikler başladı. Ardından şenlikler, halk koşusu, halat çekme yarışı, çuval yarışı, amatör ses yarışmaları ile Göktepe Yaylası'nda devam edildi. Şimdi gelin coşku, neşe ve heyecan içerisinde geçen bu yarışmaları izleyelim. Zümrüt Yenice Göktepe Şenlikleri, Yortan Pazarı Belediyesi ile Yenice Belediyesi Futbol Kulüpleri arasındaki maç ile son buldu. İlçede düzenlenen diğer bir etkinlikse çocuklardan oluşturulan çocuk meclisidir. 22 Nisan 1996'da kurulan, Yenice merkez ve mahallelerinde bulunan okullarda eğitim, öğrenim gören 7-14 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla oluşturulan belediye çocuk meclisi, Yenice'nin adının duyurulmasında da önemli görevler üstlenmiştir. Belediye çocuk meclisinin 759 üyesi bulunmaktadır. İlçede 14 ilköğretim okulu, 3 lise, 1 hastane ve 6 sağlık ocağı bulunmaktadır. Yenice'ye bir meslek yüksekokulu açılması için kurulan dernek çalışmalarını sürdürmektedir. Yenice'ye geldiğiniz zaman ilçede yer sıkıntısı çekmenize gerek yok. Türkiye genelinde üretilen orman envalinin %1'i ilçemiz ormanlarından üretilmektedir. Bundan sonraki tek hedefimiz Yenice'yi turizme açmaktır. Özellikle orman turizmini sevenlerin uğrak mekanı Yenice olmalıdır, olacaktır. Zümrüt Yenice, güler yüzlü, misafirperver yöre halkı, ormanları, güneşi, suyu, kanyonları, mağaraları, kırmızı benekli alabalığı, anıt ağaçları, oksijen kuşağı havasıyla, şifa dağıtan bitkileriyle keşfedilmeyi bekliyor. Siz de bu renk cümbüşünü gelin yerinde görün. Bir gün yolunuz buralardan geçerse, doğanın binbir güzelliklerine bezenmiş, tüm renkleri kıskandıran zümrüt yeşili Yenice ilçemize hayran kalacaksınız. Doğa tutkunlarına yeni adresimiz Doğanın İncisi Yenice.